nasıl oldu biz de anlamadık. Birden evlerimize kapandık. Dünyayı bir virüs müne sarmış. Öldürülmüş hiç şakası yokmuş. Özlüyorum arkadaşlarımı. Annemi babamı özlüyorum. Sokaktan geçen yabancılara. Gece gündüzden iyi akşamlar diliyoruz. Sevgili seyircilerimiz, müzisyen dostlarımız sosyal medyadan evde kal mesajlarını yinelemeye devam ediyor. Bu zor günlere şarkılarıyla, canlı yayınladıkları konserlerle destek olmaya devam ediyor. İyi de oluyor çünkü moral veriyor tüm bu paylaşımlar. Sevgili Nilkara İbrahimgil de işte şu anki duygu halim diyerek bu şarkıyı, yeni şarkısını paylaştı. Biz de hem Nil'e merhaba diyelim, halini hatırını soralım, hem de bu şarkıya dair duygularımızı paylaşalım istedik. Nilkara İbrahimgil ile Skype üzerinden sohbet ediyoruz. Hoş geldin Nil. Hoş bulduk, hoş bulduk. Senin şarkı sözlerin çoğu kez şifalı gibi gelir bana. Burada da tam anlamıyla duygularımıza tercüman olmuşsun. Gerçekten sokakta omzuma çarpan yabancıya bile razıyım. Öyle o duruma geldik. Sana da, evet. Sana da öyle sorayım. Şarkı nasıl çıktı diye usuldendir sormak ama tam da bu duygularla çıktı herhalde. Ne dersin? Tam da o duygularla çıktı. Belirsiz bir eve kapanma sürecine girince içimdeki duyguları, elime gitarı alıp acaba ne hissettiğimi, çünkü gitarla çok güzel anlıyorum. Bazen insan hani her şey yolundaymış gibi yapıyor. Özellikle çocuğunuz olunca hani mümkün olduğu kadar günlük hayatınızı devam ettirmeye çalışıyorsunuz. Ama gitarı ele alınca başka bir şey oluyor. Gerçekten hissettiğiniz şeyler çıkıyor dışarı. Ben de o gün böyle hissettim ve çok özlüyordum herkesi. Ve de gerçekten sokakta yürürken yabancılara çarpmayı da özlüyordum ve İtalya'daki Valentina da herhalde böyle hissediyordu. Ona da bir selam göndermek istedim çünkü hepimiz evlerimizdeyiz. Evet. Şarkı öyle çıktı yani. Tamam, ben şu anki duygularım. Evet, dedim ya, paylaşıyoruz bu duyguları ve böyle en azından sosyal medya üzerinden paylaşmak da iyi geliyor. İyi ki varsınız, iyi ki böyle erişiyorsunuz sizi takip edenlere. Şimdi o şarkı sözlerini satır satır önemsiyorum. Öyle diyeyim sana. Geçecek bugünler de. Çok teşekkür ederim. Geçecek bugünler de geçecek diyorsun mesela. Ve biz de inanıyoruz, geçecek. Nereye kadar bu karantina? Sen biliyor musun? Valentina dediğin yerde biraz gözlerimiz doluyor. Gerçekten onlar şu anda bizden daha zor durumdalar. Peki. Doğru. Herkesin bir yanı güçlenecek, herkesin bir yanı solacak dediğin o bölüm var ya. İşte oradaki duygu halini de merak ediyorum. Ne olacak? Bundan sonra ne olacak? Aslında şöyle, hepimiz çok zor bir süreçten geçiyoruz ve bunun için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Her şeyden önce içimize döndük ve birbirimize döndük evimizin içinde. Ve bu bizi olgunlaştıracak, sadece bir beden olduğumuzu, hayatın ölümlü olduğunu, hepimizin hasta olabildiğini, bütün dünyanın bir anda hasta olabildiğini gördük. Yeni Zelanda'dan İtalya'ya, aklımız yani bütün dünya şu anda aynı şeyi yapıyor ve bence bu bize çok güzel bir şey hatırlattı, belki unuttuğumuz. Hepimizin insan olduğunu, hepimizin içinde kırmızı bir kan olduğunu, hepimizin iki bacaklı ve nefes alan varlıklar olduğumuzu hatırladık. Yani en başa döndük aslında. Buradan güçlenerek çıkacağız tabii ki. Öyle düşünüyorum ben. Okuyoruz, birbirimize hasret duyuyoruz, ayakta kalmaya çalışıyoruz, hijyenimize dikkat ediyoruz. Başka bir şeye geçtik. Yani başka bir varoluş moduna geçtik aslında. O eski telaşlarımız, eski üzüntülerimiz, endişelerimiz bir anda buharlaşıp gitti. Artık hiçbirinin bir önemi yok. Çünkü çok daha ciddi bir şey var ve gerçek bir şey var. O yüzden güçleneceğimizi düşünüyorum. Sokağa çıktığımız zaman hepimiz biraz değişmiş, biraz güçlenmiş olacağız. Bütün dünya başka bir dünyaya çıkacak aslında kapılarından. Hepimizin bir yanı solacak da şu, sevdiklerimizi kaybedeceğiz. Dünyada bir sürü insan bu hastalık yüzünden hayatını kaybedecek. Evet. O yüzden
yazık. Hepimiz birazcık da solacağız. Çünkü birbirimize ne kadar bağlı olduğumuzu ve birbirimizi hasta etmemek için büyüklerimizi, annemizi, babamızı hasta etmemek için yan komşudaki teyzeyi duyarlı davranmaya başladık. Bence o yüzden solacağız biz de onlara bir şey oldukça. Herkesin birbirini algılaması ve hayatı algılaması değişiyor bence. Evet, yeni bir denge olacak belki evet. de. Bunu da yaşayarak göreceğiz. Peki nasıl gidiyor evde hayat? Yeni şarkılar dışında evde çocuklarla berabersiniz değil mi? Nasıl geçiyor günler? Evde oğlumla beraberim. Her şey mümkün olduğu kadar bir rutinde gitmesi için uğraşıyorum. Evet. Yine her sabah kalkıyorum, giyiniyorum ve oyun oynamaya, kitap okumaya, şarkı yazmaya çalışıyorum. İlk başta pek mümkün olmadı çünkü gerçekten çok inanılmaz bir durum içine girdiğimiz için bir krize. İlk başta böyle kendime gelmek için bir zaman geçmesi gerekti. Ama şimdi bence bu ikinci hafta ile birlikte hepimiz biraz daha duruma adapte olmaya başladık. Bence yani her zamankinden daha çok yoga, meditasyon yapıyorum. Arkadaşlarımla bağlanıp konuşuyorum. Kitap okuyorum. Oğlumla oynuyorum. Ve hava güzel olduğu zaman işte çıkıp birazcık bahçede hava almaya çalışıyorum. Öyle geçiyor günlerim. Aslında sizin açınızdan daha çok üretme zamanı olabilir mi? Dün de Buray'la konuştuk mesela. Üretim artıyor anladığım kadarıyla evde kalınan zamanda. Belki yeni bir albümün, belki yeni şarkıların, belki de yeni bir kitabın habercisi olur. Var mı öyle bir yanı senin için? Vallahi var. Gerçekten insan içine bakınca, hazır evde de kalınca kendini deşmeye başlıyor. Acaba neler yapabilirim? Yani neler yapabilirim? Ne işe yarayabilirim? İçimden neler çıkabilir? Acaba ne hissediyorum? Bu aslında çok güzel, dediğiniz gibi bir inziva zamanı aynı zamanda. Bizim kullanabileceğimiz bir zaman. Kitap da, albüm de olabilir. Ben zaten albümü için şarkılar yazmaya başlamıştım. Herhalde ona devam edeceğim. Birazcık dediğim gibi işte duygular şu anda böyle şarkılar yazmaya herhalde biraz izin veriyor. Ama mutlaka hepimiz yapmış olduğumuz şeyleri evimizden nasıl yapabileceğimizin belki yollarına bakıyoruz. Kendimizi meşgul tutmanın. Benim için herhalde en büyük terapi şarkı yazmak olur. İnşallah o şeye girerim, oraya. Öyle olacaktır eminim. Çünkü üreterek aşıyoruz pek çok sıkıntıyı. Doğru. Ve biz diliyoruz ki yeniden yan yana durabileceğimiz, el ele verebileceğimiz ve kucak dolusu evet. sarılabileceğimiz günler olsun. Stüdyoda da ağırlayalım. Beraber aynı ekranı paylaşalım. Çok teşekkür evet. ediyorum. Bugün için, bu koşullarda bizimle birlikte olduğun için Nil. Sağ olasın. Ben çok teşekkür ederim. Evinde kalan herkese de çok teşekkür ediyorum. Evet, evde kalıyoruz. Bunu da hep birlikte yeniden temas ederek evet. birlikte olabilmek için yapıyoruz. Çok teşekkürler Nil. Sağ ol katıldığın için. Ben çok teşekkür ederim. Görüşmek Hoşça üzere. Herkese. Hoşçakalın herkese. Sevgili seyircilerimiz, az önce aktardığımız gibi koronavirüse karşı tedbir olarak başlatılan Evde Kal kampanyası online müzik dinleme servislerine olan ilgiyi de arttırdı. Bu artış sanatçıların dinleyici sayılarına da yansıdı elbette. Dijital ortamda dinleyici sayısını en çok arttıran isimlerse Sezen Aksu, Sıla, Kalben ve Demet Akalın oldu. Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak için başlatılan Evde Kal kampanyası, online müzik dinleme servislerine olan ilgiyi de artırdı. Servis sağlayıcıların kullanıcı sayılarında büyük artışlar yaşanırken gözler sanatçılara çevrildi. Spotify ve Apple Music verilerine göre son bir haftalık dilimde dinleyici sayısını en çok artıran isimler Sezen Aksu, Demet Akalın, Kalben ve Sıla oldu. Ben de yoluma giderim, gezirmem kendimi ama gezirmem de gönlümü. Türk popunun minik serçesi Sezen Aksu, demo projesi kapsamında yayınladığı Ben de Yoluma Giderim isimli çalışmasıyla öne çıktı. Beni özle isterim, beni çok özle.
Üçüncü albümü Kalp Hanım'ı 19 Mart'ta dijital platformlarda yayınlayan Kalben, albüme adını veren şarkısıyla dinleyici sayısını artıran bir diğer isim oldu. Kalp Hanım nasılsınız? Ah ne çok kırıksınız. Kimde de her şey yoluna girecek diye. Karanfil şarkısıyla Sıla, Yekten'le de Demet Akalın karantina günlerinde müzikseverlerin ilgi gösterdiği isimler arasında yer aldı. Beni bana yekten kırdıran hayatın nedenini bilsem ne fark eder ki? Sevgili seyircilerimiz, Gürse Birsel imzalı Jet Sosyete korona günlerine özel bir bölümle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Tüm oyuncuların evlerinden görüntülü konuşma ile sete gitmeden çektikleri ve yakında Star TV'de izleyiciyle buluşacak olan bölümde korona günlerinde hepimizin yaşadıklarına dair epeyce mizahi bir bakış olacak. Volkan Suçuoğlu! Gizem kız sen misin? Satılık ev bakıyorum ben bu sitede ya. Ya burada oturuyorum ben. Alıyorum. Gülse Birsel imzalı Jet Sosyete, evde kaldığımız bu günlerde sürpriz bir bölümle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Oyuncular, korona salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında geçtiğimiz hafta set iptal edilince yeni bölümü bitmesi için gereken son 5 sayfanın çekimlerini kendi evlerinde gerçekleştirmişti. Ben var ya o kasaya 10 bin dolar koysam sen bir saatte tırtıklarsın onu. Hiç harcamayacağım ya. Bir hafta boyunca alışveriş yapma, yılbaşında sana pırlanta bilezik alacağım. Var mısın? Ortaya çıkan sonuçtan memnun kalan ekip aynı teknikle özel bir bölüm çekme kararı aldı. Gülse Birsel haberi, baktık ki eksik kalan sahneleri evden telefonla çekmek çok iyi sonuç verdi. Size aynı teknikle bir Jet Sosyete'nin koronayla imtihanı özel bölümü çekmeye karar verdik. Yakında Star'da. Biraz umut, neşe ve sabır versin bugünlerde notuyla sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Dizi tüm oyuncuların evlerinden görüntülü konuşmayla sete girmeden çektikleri, sosyal izolasyonun bir çekim tekniğine dönüştürüldüğü özel bölümle takipçilerine sıra dışı bir deneyim yaşatacak. Geldi. Kendisi o mu? Ay afet. Abitene hesap atsana TL. Eğlenceli görüntülü konuşmalar ve hatta minik konserlerle korona günlerinde hepimizin yaşadıklarına mizahi bir bakış atacak olan dizi, özel bölümüyle yakında Star TV'de izleyiciyle buluşacak. İlla bir sıkıntı vardı. O benim de kafamı kurcaladı. Çünkü çocuk mükemmel. Çareler tükenmiyor, biz de merakla bekliyoruz. Ve efendim Pera Müzesi cephesinden de güzel bir haber var. Pera Müzesi film programları özel bir kısa film seçkisi hazırladı. Evde tek başına başlıklı seçkide gündelik yaşam pratiklerimizle etkisinden çıkamadığımız duygu ve durumları anlatan 7 kısa film yer alıyor. Size yolladığım maile bakabildiniz mi? Efendim canım? Pera Müzesi film programları, koronavirüs salgını nedeniyle evde kalıp sosyal etkileşimi sınırladığımız bu günler için özel bir kısa film seçkisi hazırladı. Evde tek başına başlıklı seçki, gündelik yaşam pratiklerimizle etkisinden çıkamadığımız duygu ve durumları hatırlatan 7 kısa filmden oluşuyor. Sakin bir banliyöde suç mahalli yaratan olayların izini süren Üst, güçlü ve vurucu finaliyle dikkat çekiyor. Ödüllü oyuncu Esme Madra'nın da rol aldığı Balık Havuzu, dört arkadaşın yazlık bir evde geçirdikleri hafta sonuna odaklanıyor. Esra! Buradayım. Kaçıyoruz biz. Ödüllü animasyon Merkür, çağdaş sanat dünyasını galeride asistanlık yapan genç bir sanatçının gözünden eleştiriyor. Kısa belgesel Hoş Geldin Lenin, Akçakoca sahiline vuran gizemli Lenin heykelinin izini sürüyor. Belki de örgütlemeye gelmiştir. Yüz körü olmanın ne demek olduğuna değinen Carlotta'nın yüzü, bu rahatsızlıktan muzdarip genç bir kadının sanat aracılığıyla kendi kurtuluşunu resmetmesine odaklanıyor. Gesicht ist so eine Hügellandschaft.
Finger abfahre und dann versuche. Oh Willy, animasyonun cansız nesneleri duygulara dönüştürme becerisinin başarılı örneklerinden. Atıl, akıntıysa zor zamanlarda geçen bir kişisel gelişim hikayesini soyut animasyon formatında izleyiciye aktarıyor. Seçki, Nisan sonuna kadar Pera Müzesi web sitesi üzerinden izlenebilecek. Her yıl 27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedeniyle tiyatro sahnelerinden okunan uluslararası ve ulusal bildiri yayımlandı. Bu yılki uluslararası bildiriyi Pakistanlı oyun yazarı Şahit Nadim, ulusal bildiriyi ise eğitmen ve oyuncu doçent doktor Lemi Bilgin kaleme aldı. Salgın dolayısıyla tiyatro sahneleri kapalı olduğu için basın ve internet üzerinden bildiriler yayınlandı. Ama yeniden tiyatro sahneleri açıldığında geleneksel haliyle yine sahnelerden de okunacak. Her yıl 27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedeniyle tiyatro sahnelerinden okunan uluslararası ve ulusal bildiriler yayınlandı. Bu yılki uluslararası bildiriyi Pakistanlı oyun yazarı ve 1984'te kurulmuş olan Ayoka Tiyatrosu'nun genel sanat yönetmeni Şahit Nadim, ulusal bildiriyi ise akademisyen, eğitmen ve oyuncu doçent doktor Lemi Bilgin kaleme aldı. Doçent Doktor Lemi Bilgin, ulusal bildiride binlerce yıldır olduğu gibi siz ve biz, seyirciler ve oyuncular yeniden buluşacağız, yine bir araya geleceğiz ve birlikte yaratılan anların tanığı olacağız ifadelerine yer verdi. Şahit Nedim ise uluslararası bildiride kayıtsızlık, rehavet, kötümserlik ve açgözlülüğe karşı savaşmalıyız dedi. Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatrolar kapalı olduğu için bu yıl basın ve internet aracılığıyla paylaşılan bildiriler, perdeler yeniden açıldığında gelenekselleşmiş şekliyle sahnelerden de okunacak. Kültür sanat dünyasından derlediğimiz başrolde yine koronavirüs salgınının yer aldığı bir de haber turu geliyor. Londra'da bulunan Kraliyet Operası, arşivinde bulunan opera ve bale gösterilerinin kayıtlarını ücretsiz olarak erişime açtığını duyurdu. Yapılan açıklamada, sahneleyeceğimiz prodüksiyonlar ve etkinlikler belirsiz bir süre ertelendiğinden dünyanın her tarafında bulunan seyirciler için ücretsiz olarak erişebilecekleri bir etkinlik programı oluşturduk denildi. Şu an için Kraliyet Operası'nın erişime açtığı 14 gösteri var. Yeni gösteriler de ilerleyen günlerde programa eklenecek. Dünyaca ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger, koronavirüs pandemisi ışığında tıbbi malzeme ihtiyacı için 1 milyon dolarlık bir bağışta bulundu. Schwarzenegger, yaptığı bağışı hastanelere malzeme, maske ve önlük tedarik etmek için 5 milyon dolar toplamayı amaçlayan Frontline Responders Fund adlı bir GoFundMe kampanyasının bağlantısını sosyal medyada paylaşarak duyurdu. Dünyaca ünlü oyuncu paylaşımının altına, "Doktorlarımız, hemşirelerimiz ve hastane personelimiz bu krizin gerçek aksiyon kahramanlarıdır. Ben filmlerde sadece bir tane oynuyorum. Onlara kişisel koruyucu ekipman hakkı sağlama fırsatı ve sorumluluğumuz var." notunu düştü. Dünyaca ünlü Kamerunlu cazcı Emmanuel Njoke Dibango, koronavirüse karşı verdiği yaşama mücadelesini kaybetti. Dibango'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bir hafta önce teşhis konulan 86 yaşındaki sanatçının virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Saksafon sanatçısı Dibango, Afrika ve Kamerun'a özgü müziklerin dünyaya tanıtılmasına katkıda bulunmuştu. Sevgili seyircilerimiz, Unutama Beni, Gel Tezkere Gel gibi birçok şarkısıyla hep hatırda olan isim Esmer Ay'ın vefatının yıl dönümü bugün. 2002 yılında aramızdan ayrıldı Esmer Ay. Biz de
yıl dönümünde, vefatının yıl dönümünde onu sevgiyle anarak tamamlıyoruz bu akşam gece gündüzü. Efendim yeni günde sağlıkla görüşmek dileğiyle. Karlı, dumanlı dağlar gelmedi gitti bu yıl ilkbahar. Boğazında düğümlenen hıçkırık olayım. Unutma beni, unutama beni. Yüzüne hasret. Gel tezkere, gel tezkere, bitsin bu gurbet. Yolunu gözleyen